Merhabalar. Sesin yayılması konusuyla yine birlikteyiz. Sesin madde ile etkileşmesi şu şekilde arkadaşlar. Ses bir enerji türü. Sesi oluşturan varlıklara da ses kaynağı diyorduk. Kaynağından çıkan sesler dalgalar halinde yayılarak kulağımıza gelir. İşittiğimiz sesler beyin tarafından yorumlanır ve tepki veririz. Canlılar için de ses çok önemli. Arkadaşlar mesela biz okuldayken zil sesiyle teneffüse çıkarız. Ambulans sesini duyduğumuzda ona yön veririz. Yine burada yunuslar avlarını bulmak için ses dalgaları gönderirler. Yine yarasalar yönlerini bulabilmek için ses dalgalı gönderirler. Ağustos böcekleri ses sayesinde eşlerini bulurlar. O halde ses canlılar için çok önemlidir. Sesin yayılabilmesi için ses kaynaklarının olması gerekir. Ses kaynakları ikiye ayrılır. Doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynakları. Doğal ses kaynakları kuş sesi, rüzgar sesi, aslan, çocuk, dalga seslerine örnek verebiliriz. Yapay ses kaynakları insanlar tarafından yapılan eşya ve cihazlardan çıkan sesler. Mesela müzik aletlerinden çıkan sesler, otomobil kurnası, çalar saat, hoparlörden çıkan seslere örnek verebiliriz. Sesin oluşması arkadaşlar madde taneciklerinin titreşmesiyle ses oluşur ve yayılır. Madde tanecikleri titreşmediğinde ses ortaya çıkmaz. Sesin yayılması gözle göremediğimiz fakat varlığını oluşturduğu etkilere anlayabildiğimiz ses dalgalarının yayılması su dalgalarına benzer. Kaynağından çıkan ses dairesel dalgalar halinde. Burada bakıyorsunuz dairesel dalgalar halinde yayılır. Ses dalgalarının farklı küresel olarak her yönde yayılmasıdır. Arkadaşlar su dalgaları gibi değil, her yönde yayılıyorlar. Sesi oluşturan bir kaynağa titreşim meydana gelir. Kaynak ile temas halinde olan katı, sıvı ve gaz ortamlarda titreşimler oluşur. Bu şekilde ses her yönde yayılır. Madde taneciklerinin olmasaydı sesin madde içinde yayılması mümkün olmazdı. Arkadaşlar ses de ışık ışınları gibi her doğrultuda yayılır. Ancak ses boşlukta yayılabilirken, Işık boşlukta yayılabilirken ses boşlukta yayılmaz. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Ses farklı maddesel ortamlarda, farklı şekillerde ve farklı süratlerde yayılır. Ses havada, suda ve katılarda farklı yayılır. Katılar sesi sıvılara göre, sıvılar da gazlara göre daha iyi iletir. Boşlukta ise ses iletilmez. Tanecikler arasındaki boşluk az olduğu için katılar sesi en iyi iletir. Gaz tanecikleri arasındaki boşluk daha fazla olduğu için katılar ve sıvılara göre sesi daha kötü iletir. Arkadaşlar biz şunu domino taşlarına benzetebiliriz. Arasında 1 santimetre olan domino taşlarının bir tanesine vurduğumuzda diğer hepsi birbirini ne yapacaktır? Yıkacaktır. Aynı bir şekilde sesin iletilmesi de madde taneciklerini de bu şekilde birbirine ileterek yayılmaktadır. Yine diyapozonun kollarına tokmakla vurduğumuzda diyapozonun kolları ileri geri titreşim hareketi yapar. Bu durum diyapozonun çevresindeki havanın sıkışıp seyrekleşerek dalgalar oluşturmasına neden olur. Sürekli devam eden bu olay ses dalgalarının kulağımıza kadar ulaşmasını sağlar. Ses her yönde dalgalar halinde yayılmaktadır. Kaynaktan uzaklaştıkça ses dalgası daha az duyulur. Arkadaşlar kaynaktan çıktıkça ne olacaklar? Uzakta sesin enerjisi azalacak ve daha az duyulacaktır. Etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki verilen durumlarda sesin yayıldığı ortamların altlarına yazalım. Sokakta yürürken ambulans aracının sesinin duyulması gaz ortamı havada. Akvaryumdaki balıkların odada çalışan elektrik süpürgesinin sesinden korkması. Katı sıvı gaz. Arkadaşlar havada yayılıyor. Sıvıda ve katıda yayılıyor. Patlayan havai fişek seslerinin sokaktaki bir kişi tarafından duyulması, yine gazlarda yani havadan. Yan odadaki radyo sesinin duyulması, burada hem hava hem duvar olduğu için katı gaz. Yüzen balık adamın yanından geçen su motorunun sesini duyması, yine sıvıda. Evin içindeki kitap okurken sokaktan geçen simitçinin sesinin duyulması havada ve katıda arkadaşlar. Çünkü havadan geliyor, bir de evin duvarından geçtiği için. Murat elindeki taşın içinde su bulunan kaba batırarak gözlem yapıyor. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyelim. Arkadaşlar ses dalgaları su dalgaları gibi her yönde yayılır. Birinci ifademiz doğru. Ses dalgaları doğrusal yayılır. Hayır arkadaşlar, doğrusal yayılmaz. Yanlış. Işık doğrusal yayılır. Ses dalgaları dairesel yayılır. Doğru arkadaşlar, ses dalgaları dairesel bir şekilde yayılır. Örnekle devam edelim. Sesle ilgili verilen ifadeleri doğru tamamlayan kavramlar çerçeve içine alınırsa hangisine ulaşılabilir? Ses maddelerin yayılması titreşmesi sonucu oluşur. Arkadaşlar titreşme sonucunda oluşur.
Ses dalgalar doğrular halinde yayılır. Dalgalar halinde yayılır. Ses tek her yönde yayılır. Ses her yönde yayılır. O halde titreşim dalgaları her yönde hangisinde var? B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki ses aletlerinin titreşerek ses üreten kısımları seçeneklerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar saksafonda havanın titreşmesiyle telleri siliyoruz. Davulda derinin titreşmesiyle, kemanda ise tellerin titreşmesiyle. O halde hangi şıkta var? O halde D şıkkı cevabımız. Yukarıda verilen ifadeler sesin hangi ortamlarda yayıldığını kanıtlar. Dalgıçların su içerisinde birbirlerine seslenerek haberleşmesi suda. Sokakta yürürken kedi sesinin duyulması havada. O halde hangi şıkta var bu arkadaşlar? Su ve hava D şıkkında. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.